Arkadaşlar herkese merhaba, ben Caner. Bugün yeni kameramızın incelemesini yapacağız hep birlikte. Daha önce bir video çekmiştim zaten, fark etmişsinizdir. GoPro biraz yetersiz kalıyordu bazı işlerde. O yüzden Galaxy S21 Ultra kullanıyorum şu an. Bunu da yeni aldım. Yönetmen modu var. Şu şekilde hem kendinizi çekip hem aracı çekebiliyorsunuz. Böyle. 3 ayrı kameradan görüntü elde edebiliyorsunuz. O yönüyle çok hoşuma gitti. Şu an hem kendimi 4K şeklinde gösterme imkanım var, hem de aracı bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu yönüyle güzel bir özellik. 3 ayrı kamerayı kullanabiliyoruz. GoPro'dan farkı ne? Onlardan bahsedeceğim. Etrafı da göstereyim. Manzara çekimi de bu şekilde. Bu geniş açı, yani GoPro'daki wide çekim oluyor. Şöyle de yaptığımız zaman en etkili kamerası 100 megapiksel çekiyordu galiba bu. Ana kamerasına geçiyoruz. Bunda biraz daha görüntü daha güzel oluyor diye biliyorum. Bilgisayarda zaten yine karşılaştırmasını yaparız. Böyle etrafı çekerken kendiniz de görüntüleyebiliyorsunuz. Ses alışı da iyi. Şu sol tarafından ses alıyor. Hani bana ekipman soruyor arkadaşlar, hocam ne kullanıyorsunuz kamera diye. Hemen onlardan da bahsedeyim. Şimdi çekimlerde kullandığım kameram bunlar arkadaşlar. Telefonum biraz yetersizdi daha önce. Hero 7'yi kullanıyorum. Bu arkadaşım Can'ın kamerası. Kendisi şu an vlog çekmediği için bunu ben kendim kullanıyorum. Geri vermek zorunda kalırsam da benzer bir kamera alırım. Bunu kadrana yerleştiriyorum sürüşlerde. Bu ana kameram GoPro Hero 9. Güzel bir kamera. Bu da 5K'ya kadar çekim yapabiliyor. Ama bu GoPro'larda kötü olan şey şu. Bakın şu an mesela ben GoPro'yu elime aldım. Görüntüyü yakınlaştırdım. Arka taraf silindi gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığım zaman. GoPro'da bu özellik yok. Birkaç tane fotoğraf ve video karşılaştırmasını yaptım. Onu da arka planda göreceksiniz şimdi. Diyafram değeri Samsung'da, telefonda diyafram değeri 1-2 bandında gezdiği için arka tarafı silmesi daha iyi oluyor. Yani bir nesneyi odakladığınız zaman o nesne ön plana çıkıyor ve arkayı tamamen yok ediyor. Şimdi GoPro'da mesela bu özellik yok. Şimdi GoPro'yu alayım bakın. Telefonla çektiğim zaman GoPro'yla GoPro arka tarafı da alıyor. Yani sizin öne çıkarmak istediğiniz detayı vermiyor. Arka tarafta birlikte aldığınız için görüntü biraz abes kalıyor açıkçası. Çünkü bunun diyafram değeri 15 kadar bir şey arkadaşlar GoPro'da. Ama telefonumuzda 1.8 olması lazım ana kamerada diyafram değeri. Dolayısıyla şöyle yaptığınız zaman GoPro'yu netlediğinizde arka tarafı siliyor ve tabii ki daha iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz. Mesela aynı iki kamerayla arabanın arkasında şöyle bir odaklama yaptığımız zaman, bakın şöyle logoya bir yaklaşalım. Gördüğünüz gibi telefon arka tarafı silebilirken GoPro maalesef arkayı da biraz detaylara dahil ediyor. Şu görüntülerde falan bence daha iyi bir detay elde edeceğiz. Biraz daha profesyonelliğe yakın olacak. Mikrofonla da çekimlerimizi tamamladığımız zaman iyi olacaktır. Ekipman soruyordunuz hep. 3 tane artık ekipmanım oldu. Kamerayla birlikte bir tane Boya M1 kameram var. 2 tane GoPro'm var. Bir de telefon eklediğimiz zaman 3 kamera, 1 mikrofonla artık çekimlerimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Arabanın işleri daha bitmedi. Sanayi işleri devam ediyor. Külbütör kapağı değişti. Ama arıza lambası hala yakıyor. Onunla ilgili size de danışacağım şimdi. Evet, kameramızı konuştuk. Şimdi gelelim arızamıza. Bu külbütör kapağı olduğu gibi buradan böyle değişti. Bu parça 4850 liraya denk geldi bana. Şurada eski parçasını göstereyim. Böyle 7 yıllık bir parçamız var. Araç 90.000 kilometre bu parçayla kullanılmış. Burada faturası var. İşte masrafı falan. Contası bu. Yine yağlanmış zaten. Yeni gibisi olmaz tabii ki. Bu şekilde bozulan parça ne diye soranlar oluyor. Şu diyafram, içindeki şu siyah diyafram arızalı. Bu hava çekişini bozuyor ve ıslık yapıyordu aracı kullanışta. Parça değişiyormuş. eBay'de ya da yurt dışı sitelerde parçanın kodu var. Usta bana verdi. Hocam istersen yurt dışından o parçayı getirip bunu çıkma olarak satabilirsin dedi. Yani o diyaframın kodu bu. eBay'den, Alibaba'dan, yurt dışından getirip buna takıp bunu çıkma satabilirsin dedi. Ama bir baktım $90 civarında bir o diyafram parçasının maliyeti var. Yani bunu da çıkma olarak satmak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Burada yeni parçamız var artık. İşçiliğiyle 300 lira da işçilik aldılar buna. 5000 liraya geçti bu işin maliyeti. İşin kötü tarafı arıza lambası sönmedi arkadaşlar. P1101 koduyla bir arıza yakıyor araba. Bu başına gelen var mı insignyacılardan, bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü şu an sıkıntımız tam olarak çözülmedi. Ben arıza lambası yaktığı zaman araba gıcık oluyorum. O yüzden birkaç YouTube'da video izledim.
Nisa Auto falan var, YouTube kanalı, sağ olsun abi bayağı Opel çekmiş. İşte boğaz kelebeğini falan temizletin demiş. Onları deneteceğim. Pazartesi tekrar bırakacağım. Boğaz kelebeğini temizleteceğim. Ama geçip geçmeyeceğinden bilmiyorum. Bu ay sonunda Sakarya'ya gideceğim. Uzun yol yapacağım arabayla. Bir hafta Sakarya'da kalacağım büyük ihtimal. O yüzden tamamen arabanın her şeyini yapıp öyle gidesim var. Kaput açık, bagaj açık, bir bakalım. İşte araba çok pis. Bilerek yıkamıyorum bu arada. Sebebi şu. Hem bir yıkama videosu çekmek istiyorum. Bir aydır yıkatmıyorum arabayı. Çünkü Alanya'da 3 haftadır falan yağmur var. Yağmurda da yıkatmak mantıksız oluyor. Tekrar hemen çamur oluyor araba. Hem bir yıkama videosu çekeceğim. Hem de arabanın sanayideki işi biterse. Çünkü ustalar falan da biniyor, deniyor. Dolayısıyla tekrar kirleniyor. Artık o arızalanmasının sönmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Benzinin 13,5 lira olması dışında bir sıkıntımız yok. Arabayla artık eskisi kadar gezmiyorum. 1,5 liraya yakın yakacak bu da. Nereden baksak. Öyle hayat şartları bizi zorluyor. Arabamızda arızalar, kronikler ortaya çıkıyor. Şuradaki far bakın rutubet yapıyordu mesela. Şurada rutubetimiz var. O kapağı söktüm. Biraz onu alıyorum. Oranın sökülüp yapılması gerekiyormuş. Ustayla görüşün. Tampon inecek dedi. Buraya silikon atılacakmış. Arkasına hava almasın diye. Su almasın diye. Ama o da 500-600 lira. Onun bir maliyeti var. Böyle. Bu pazarı değerlendireyim dedim. Kısa bir vlog çekeyim dedim. Araba incelemesi yapacaktık ama benim Opel tam olarak kendine gelmediği için inceleme videosu çekmek istemedim. Onu öbür hafta yapacağım. Ondan sonra haftaya yeni bir çekim planlarıyla sizinle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arıza koduyla ilgili bana yardımcı olursanız, fikri olan varsa Opelcilerden bilgi verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşça kalın. Görüşürüz.